Hocam bu arada ve necdeyni belki söz arasında biz anladık ama değil mi? Her yani herkese hayrı ve şerri gösterdik gösterdi allah Teala buyur. Bu yönüyle herkese bu anlamda hidayeti göstermesi <gülüyor> yönüyle <gülüyor> bir eşitlik gösterdi Cenab-ı Hak. Evet. Hepimizi Ebubekir olma kabiliyetiyle yarattı allah Teala. Ebu Cehil olma kabiliyeti de verdi. Biz sabah namazına kalkıp kalkmamazken, veya bir ayeti duyduğumuzda ama filan hoca öyle demiyormuş derken bir tanesini tercih ediyoruz aslında. Ebu Bekir radıyallahu <laughs> anh ise kökten hepsinin tercihini bir kere de yaptı. Evet. Ben Allah'tan yanayım, peygamberinden yanayım dedi. Hangi hoca ne derse desin, hangi yazar ne derse desin. Kim ne derse desin. Ne derse desin. Evet. Dolayısıyla onun bir daha sabah namazına kalkma derdi olmadı. Evet. Çünkü sabaha kadar zaten kendisini Cennette, cehennemde hissedecek şuurla uyudu. Uyudu, uyandı, uyudu, uyandı oldu. Sabah namazı kaçırdı mı diye sorulmadı ona. Ver dendiği zaman kökten baştan zaten imzaya attığı için benim olmayan malı emanet bekletiyordum, istiyorlar gibi baktı. Buradaki bu vurgulamak istediğim nokta olsam kesinlikle allah Teala onu seçti. Bu böyle kendin şansa yapılacak ya da çok okul bitirerek yapılacak bir şey değil. İmam Hatip'e medreseye giderek elde edilecek bir fazilet değil bu yani. Evet. Seçti Allah ama Allah'ın seçmesinin kıymetini bildi o da. Bildi. Kıymet bilmesi onu o hale getirdi. Evet. Belki de herhangi birimizin karşısına biz veya başka bir insanın karşısına mesela Allahü Teala bir alemi çıkarıyor. O alemin gözüne dikkatli baksa o. Mesela bir düğünde, bir iftar yemeğinde bir alemi görüyor. Orada onun gözüne bakarak bir ilham kapsa belki onun yüzde yüz dönüşü olacak. O büyük yürüyüşü başlatacak orada. O Allahu Teala'nın önün önüne koyduğu büyük bir fırsattı. O orada öyle yapmadı. Hocalar çok diyor, sen de çok yiyor musun diye espriyle girdi onun önüne. Elektriği kesti Allahu Teala hiçbir feyiz alamadı oradan. allah Teala kim bilir bir alimi onun önüne çıkardı. O ondan eletik alsın ve dönüş yapsın. Teheccüde kalkacak hale gelsin dedi. O, o ise onu öyle değerlendirmedi. Alemin işte elbisesine baktı. Sakalı uzun mu kısa mı on mu? Yani uçlarla uğraşırken ruhunu kaybetti. Aynı şey mesela işte şöyle bir sahilden geçerken güneş yeni batıyor sahil böyle insanı büyülüyor. O esnada vay be bir yatın olacak da şimdi burada böyle bir tur atacaksın ne takıldı. Halbuki allah Teala onu o sahilin önündeki o manzarayı onun önüne büyük bir fırsat olarak çıkarmış. Ey Allah'ım sen ne büyüksün ya. Ne, ne azimsin ne kerimsin nasıl yarattın bu kainatı böyle deyip o gün belki oradan onun füze gibi yükseliş anıydı o. Yani bunu neye örnek vermeye çalışıyorum? Alemi, denizi, veya bir cenazeyi en sevdiği birisi ondan 20 yaş küçük birisini mezara indiriyor bir insan. Ya nasıl 20 sene sen ondan fazla yaşamışsın o ölmüş gitmiş. Bu ölüm kim bilir allah Teala'nın önüne koyduğu büyük bir fırsattı. Geri dönüp akşam evine gelip bir banyo yapıp husledip bu hayat yeniden başlıyor. Benden 20 sene daha küçük birini mezara koydum ben. O benden sağlam görünüyordu öldü gitti ben hastalıklarımla. Demek ki Rabbim bana bu ufku açtı diyecek ve belki o gün bizim bizden sonraki nesillerin Allah'ın dostu olarak andığı biri olacaktı. Bunun çok canlı bir örneğini vereceğim. Fudayl bin Eyyad radıyallahu anh değirmen hırsızı değil mi? Değirmen hırsızı koca tabi değirmen hırsızı ve bir kadını dikizlemeye çalışıyor bir yerde ve orada düşüyor. O düşüşünü ne kabul ediyor? Ha, bana ikaz geldi diyor. Bu dalalet yolundan kurtulmam lazım benim diyor dönüp Rabbine dönüyor. Bildiğimiz fudayil oluyor. Evet. Yani bir hırsızdan, değirmen hırsızından Fudayl bin Yaz Fudayl bin Yaz çıkıyor. <laughs> yani tabi'in neslinin ilk <laughs> e, ilk 50'si arasında belki de ilk onu arasında takdiri Allah yapacak. Ama biz öyle biliyoruz. Öyle yani hırsızlıktan en kötü bir işten diye bahsedebileceğimiz basit ve seviyesiz bir işten o seviyeli adam çıkıyor. Demek ki pek çok fırsatları Allahu Teala hepimizin önüne koyuyor aslında ama biz onu bir trafik kazası olarak görüyoruz. Filan hocalarla yemek yedik diyoruz. Mesela bakıyorum büyük bir alimle oturup yemek yeniyor. Fotoğraf çektirmeye çalışıyor insanlar. Şey, o fotoğraf aslında... Bütün o, hedef bir karede fotoğrafı oldu. Yani fotoğrafın oldu o gitti sen gittin selamünaleyküm güle güle oldu. Halbuki ondan bir kelime kapsaydın sen. Yani ondan bir elini tutturup bir enerji kapsaydın. Kim bilir şimdi sen başka bir insandın. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizden sonra bana peygamberlik verildi dediği an bu fırsatla karşılaştı. E, o fırsatla buluştu. O fırsatı Onun kıymetini bildi. Bir bakalım. Herhalde yalan söyleyecek halin yok filan demedi. Bir bakalım arkadaşlara da bir sorayım filan demedi. demedi evet. Öyle mi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Evet. Girince o denize artık bir daha dalgalar onu geri atamadı. Evet.